Hepinize yeniden merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere basamak ve bölük kavramlarını öğrenmiştik. Ayrıca sayıları çözümleme konusuyla ilgili hem konu anlatımı hem de örnek sorular çözmüştük. Şimdiki çalışmamızda, şimdiki videomuzda ise onlay varlama konusunu birlikte öğrenmeye çalışacağız. Ardından örüntüler konusuyla devam edeceğiz. İsterseniz öncelikle onlay yuvarlamayla çalışmamıza başlayalım. Sayıları en yakın onla yuvarlarken neye bakıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakamların değeri eğer 1, 2, 3 ve 4 ise sayıyı kendi onluğuna yuvarlıyoruz. Fakat birler basamağındaki rakamlar 5, 6, 7, 8 ve 9 ise ne yapıyoruz? Bir üst onluğa yuvarlıyoruz. Örnek çözümünde çok daha kolay oluyor. İsterseniz bakalım. 73 sayısı 7 onlar basamağında 7'nin nereye yuvarlanacağına yanındaki birlikten karar veriyoruz. 73 ifadesi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 rakamlarından birisi olduğu için yani 75'e ulaşamadığı için biz 73 sayısını 70'e yuvarlıyoruz. Fakat 48 sayısında onluğumuzun yanındaki birlik 8 olduğu için 8 gördüğünüz gibi üst onluğa yuvarlamamızı gerektiren sayılardan olduğu için 48 sayısını 40'a değil 50'ye yuvarlıyoruz. Bir diğer örneğimiz 35. Genellikle öğrencilerimizin karıştırdığı bir noktadır. 35 tam arada kalan bir sayıdır. Yani 30 ile 40'ın tam arasında bir sayıdır. Biz tam arada kalan sayıları geriye göndermiyoruz, ileriye gönderiyoruz çocuklar. Buna da dikkat edelim. Yani 35 sayısını 30'a değil 40'a yuvarlıyoruz. 3 basamaklı bir sayıya bakalım. Burada da çocuklar yüzlüklere hiç dikkat etmeyin. Dikkat etmeniz gereken kısım tamamen onluk ve sonrasıdır. Bunlara dikkat edeceğiz. 64 sayısı 60 mı olur? 70'e mi gider? Bakıyoruz 65'e ulaşamamış, 64'te kaldığı için 60'a yuvarlanır ve sayımız 160 olarak yazılabilir. Burada ise 25 sayısı 20 ile 30'un tam ortasında bir sayıdır. Söylemiştik tam ortada olduğumuzda geriye gitmiyoruz, ileriye gidiyoruz. 25'i nereye yuvarlıyoruz? 30'a. Bu şekilde sayımız 130 oluyor. Yine 46 sayısı 50'ye yuvarlanır. Bu şekilde de sayımızı 250'ye yuvarlamış olduk. Yuvarladığımız kısmı sıfırladıktan sonra yuvarladığımız kısımdan önceki ifadeyi aynen yazıyoruz. Çocuklar buna dikkat edelim. Yani biz buranın ne olduğuna karar verdikten sonra ilk basamağımızı olduğu gibi yazıyoruz. Bir diğer örneğimize bakacak olursak yine bu iki basamak benim için önemli. Çünkü onluğa yuvarlama konusunu istiyoruz. 36 sayısı 40'a yuvarlanıyor. Geri kalan 54 kısmını da aynen yazıyoruz. 45 ifadesi kaça yuvarlanır? 50'ye yuvarlanır. 38'i aynı şekilde yazdık ve 54 ifadesi yine 50'ye yuvarlanır. Çünkü 55'e ulaşamadığı için yine bu ifadeyi de aynı şekilde yazarak 7550 olarak sonucumuzu bulmuş olduk. Bu şekilde düşündüğümüzde gayet kolay oluyor diyebiliriz. Konumuzu pekiştirmek amacıyla buradaki örnekleri çözerek devam edelim. Şimdi 54 sayısına bakıyoruz. Onla yuvarlayacağız. 54 ifadesinde birler basamağımızda ne var? 4 var. 54 sayısını ne yaparız? 50'ye yuvarlarız. 60'a gidebilmesi için 55'e kadar ulaşması gerekiyor. Buraya dikkat ediyoruz. Yine burada 87 ifadesine dikkat edeceğiz. Onla yuvarlama söz konusu olduğu için. 85'e geçtiği için bu sayımız ne olacak? 90'a yuvarlanacak. Yani kısacası sayımız 490 olmuş olacak. Yine 74 ifadesi 75'e ulaşamadığı için 70 olarak kalacak. Yani sayımızı 270 olarak yazacağız. Burada 45 ifadesi 50'ye yuvarlanır çocuklar. Kısacası sayımız 450 olmuş olur. Yine burada 48 ifademiz 50'ye yuvarlanır. 45'i geçtiği için sayımız 6350 olmuş oldu. Yine 43 ifademiz 45'e ulaşamadığı için 40'ta kalır. Böylece de sayımız ne olmuş oldu? 6240 olmuş oldu. Şimdi de yüzlüğe yuvarlamayla çalışmamıza devam ediyoruz. Çocuklar yüzlüğe yuvarlama yaparken onla yuvarlamada kullandığımız yöntemin aynısını kullanıyoruz. Fakat bu çalışmamızda yüzlüğe yuvarlama söz konusu olduğu için yüzler basamağının hemen yanında onlar basamağı var ve bu nedenle yüzlüğün yanındaki onluğa bakmamız gerekiyor. Onlar basamağına baktığımızda yine rakamlarımız bu 4-5 tane sıfır dahil olmak üzere 5 tane rakamdan birisi ise kendi yüzlüğünde kalıyor. Fakat onluğumuzdaki rakamlar 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından bir tanesi ise sayımız bu sefer bir üst yüzlüğe yuvarlanır. Yine örneklerle pekiştireceğiz. Şimdi bakıyoruz birlikte 405 sayısı
4 tane yüzlüğümüz var. Yüzlüğün hemen yanındaki onluğumuz ne? 0. Yanındaki onluğumuz 0 olduğu için kendi yüzlüğünde kalması gerekiyor. Kısacası sayımız 400'e yuvarlanmış oluyor. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Sayımız 400'de şu an. Acaba 400'de mi kalacak yoksa 500'de mi çıkacak diyoruz. 400 ile 500'ün tam orta noktası 450'dir çocuklar. Sayımız 450'ye ulaşamadığı için hangi yüzlükte kalmalı? 400'de kalmalı diyebiliriz. Bu da başka bir yöntem. Yine buradaki sayımıza bakacak olursak yüzler basamağımızda 2 var. Onun yanında da hemen 2 olduğunu görüyoruz. 2 olduğunda ne yapıyorduk? Kendi yüzlüğünde kalıyordu ve sayımız 200'e yuvarlanıyor. Yuvarlama yaptığımız sayıdan sonrasını sıfırlamaya dikkat ediyoruz çocuklar. Kendisinden önce bir rakam varsa aynı kalır fakat kendisinden sonraki rakamları mutlaka sıfırlamalıyız. Sıfırlarken neye dikkat ediyoruz? Kendi yüzlüğünde mi kalacak yoksa bir üst yüzlüğe mi yuvarlanacak? Buna dikkat edeceğiz. Yüzler basamağımızda 5 var. 5'in hemen yanında 6 var. 6 olduğunda ne yapıyorduk? Üst yüzlüğe çıkıyorduk. Yani sayımız 500 değil 600 olarak yuvarlanmış oluyor. Yine burada aynı şeyi düşünecek olursak sayımız 500'de mi kalacak yoksa bir üst yüzlük olan 600'e mi çıkacak dediğimizde ikisinin tam ortası olan 550'yi bu sayı geçtiği için sayımızı kaça yuvarlıyoruz? 600'e yuvarlıyoruz. Yine burada çocuklar 495 sayısı 400'e mi yakındır 500'e mi dersek 450'yi geçtiği için neye yakındır? 500'e yakındır. Kısacası sayımız ne olmuş oldu? 2500 olmuş oldu. Yani buraya karar verdikten sonra ondan önce gelen sayıyı aynı şekilde yazıyoruz ve yuvarladığımız sayıyı da yanına yazıyoruz. Burada ise 152 sayısı yüzlüğe yuvarladığımız için neye bakıyoruz? 100 mü olacak? 200 mü olacak? 150'yi geçtiği için ne olacak? 200 olacak. Yine kendisinden önceki rakamı aynı şekilde yazdım ve 3200 olarak buldum. 346 sayısı 300 mü olacak yoksa 400'e mi çıkacak? 350'ye ulaşamadığı için 300'de kalır çocuklar. Yine 5'i de aynı şekilde yazdım ve sayım 5300 olmuş oldu. 436 sayısı 450'ye ulaşamadığı için 400'de kaldı. Sayımız 2400 oldu. 718 sayısı 750'ye ulaşamadığı için 700'de kaldı. Sayımız 4700'e yuvarlandı. 271 sayısı 200 ile 300 arasında bir sayıdır. Fakat 300'e daha yakın olduğu için 250'yi geçtiği için 300'e yuvarlandı ve sayımız bu şekilde 2300 olmuş oldu. Şimdi bizler de bazı örnekler çözelim birlikte konunun pekişmesi amacıyla. 735 sayısı acaba 700'de mi kalacak 800'e mi çıkacak dediğimizde 750'ye ulaşamadığı için sayımız ne olacak? 700 olacak. Yine 552 sayısı 500'de mi kalacak yoksa 600'e mi çıkacak dediğimizde 550'yi geçtiği için sayımız 600'e yuvarlanmış olacak. 7315 sayımızda hemen yüzlüğü işaretliyorum. 315 sayısı. 315 sayısı 300'de mi kalır 400'e mi çıkar dediğimizde 300'de kalacak. Önündeki rakamı da aynı şekilde yazdığımızda sayımız ne olmuş oldu? 7300 olmuş oldu. Kısacası yüzlüğün ne olduğuna karar verip baştaki sayımızı aynen yazıyoruz. 427 sayısı 400'de mi kalır 500'e mi çıkar? 450'yi geçemediği için 400'de kalır. Doğal olarak sayımız 8400 olarak yuvarlanmış olur. 364 sayımız 350'yi geçtiği için 400'e yuvarlanır. Kısacası sayımız 5400 olur. Yine 864 sayısı 900'e yuvarlanır. Sayımız 7900 olur. 337 sayısı 350'ye ulaşamadığı için 300'de kalır. Sayımız 8300 olmuş olur. 555 sayısı 550'yi geçtiği için 600'e yuvarlanır. Kısacası sayımız 6600 olur. Şimdi bir başka örneğe bakalım. Bir başka örneğimizde ise bir sayıyı, bize verilen bir sayıyı hem onla hem yüzlüğe yuvarlamamız istendi. Dikkat edeceğiz şimdi. 75 sayısı 70'te mi kalır? Önce onluğa bakıyoruz. 70'te mi kalır? 80'e mi yuvarlanır? 80'e yuvarlanır arkadaşlar. Neden? 75'e ulaşabildiği için. Yani sayımızın onluğa yuvarlanmış hali 2480 olur. Fakat aynı sayıyı yüzlüğe yuvarlamak istediğimizde 475 sayısı 400 mü olur? Yoksa 500'e mi çıkar dediğimizde 450'yi geçtiği için 500 olur. Bu nedenle yüzlüğe yuvarlanmış hali 2500 olur.
Devam ediyoruz. 4836 sayısında 36 sayımız kaça yuvarlanır? 40'a yuvarlanır. 35'i geçtiği için 4840 olarak yuvarlamış oluruz. Yine aynı sayımızı yüzlüğe yuvarlamak istediğimizde 836 sayısı 850'ye ulaşamadığı için 800'de kalır ve böylece sayımızın yüzlüğe yuvarlanmış hali 4800 olur. Bir diğer örneğimiz 52 sayısı onluğa yuvarlandığında 60'a çıkamayacağı için 50'de kalır. Dolayısıyla yuvarlanmış hali 5750 olur. Aynı sayımızı yüzlüğe yuvarlamak istediğimizde 752 sayısı 700'e mi yakındır, 800'e mi dediğimizde 750'yi geçtiği için 800'e yakındır. Bu nedenle sayımız 5800'e yuvarlanmış oldu. Yine burada önce onluğa yuvarlayarak başlayalım. 45 sayımız 45'e ulaştığı için 50'ye yuvarlanır. Yani onluğa yuvarlanmış hali 3650 olur. Fakat yüzlüğe yuvarlamak istediğimizde 645 sayısı 650'ye ulaşamadığı için 600'e yuvarlanır. Kısacası sayımız 3600 olmuş oldu. Bu şekilde örneklerle yuvarlama çalışmasını da pekiştirmiş olduk. Şimdi bir diğer çalışmamızla devam ediyoruz. Şimdi de çocuklar kolay olan ama bazen ufak tefek hataların yapılabildiği bir konu olan sayıları sıralama konusuyla çalışmamıza devam ediyoruz. Bakıyoruz iki sayıyı karşılaştırırken önce neye bakıyoruz? Basamak sayılarına bakıyoruz. Yani kaç basamaklı olduğuna bakıyoruz. Ardından basamak sayısı fazla olan sayının büyük olduğuna rahatlıkla karar verebiliyoruz. Mesela 24514 sayısı, 245140 sayısı. Birisi 5 basamaklı, birisi 6 basamaklı. 6 basamaklı bir sayıda 100 binler basamağı vardır. 5 basamaklı bir sayıda 10 binler basamağı vardır. 100 binler basamağının olduğu bir sayı 10 binler basamağının olduğu bir sayıdan doğal olarak daha büyüktür. Kısacası 245140 sayımız 24514 sayımızdan daha büyüktür. Basamak sayıları eşit olan iki sayıyı karşılaştırdığımızda bu sefer karşılaştırmaya en büyük basamaklardan başlamamız gerekiyor. Çünkü onların değeri oldukça büyüktür. Bakalım aynı basamaktaki rakamı büyük olan sayı doğal olarak ne olacak? Daha da büyük olmuş olacak. İkisi de 5 basamaklı bir sayı. Bakmaya 10 binler basamağından başlıyorum. 60 binli bir sayı, 50 binli bir sayı. 60 binli bir sayı, 50 binli bir sayıdan daha büyüktür. Yine bir diğer sayımızda 45 binle başlayan ve 44 binle başlayan sayımız söz konusu. 5 binli olan kısım 4 binli olan kısımdan nedir? Daha büyüktür. Yine burada ilk kısımlar eşit gördüğümüz gibi ikisi de 47 binle başlıyor. Fakat 800 ile devam ediyor, 600 ile devam ediyor. Doğal olarak 800 ile devam eden sayımız daha büyük bir sayı olmuş oluyor. Çocuklar sayıları sıralamayla ilgili bir etkinlik yaptıktan sonra bir farklı etkinlikle devam edeceğiz. Bu etkinlikler öğrencilerimizin karıştırdığı tip bazı sorular. Bunları da beraber yaparak bu konuya dikkat çekmeye çalışalım. İki tane sayımız var. Ne diyor? Buraya yazılabilecek en büyük sayıyı bulun diyor. Bakıyoruz birlikte 273.854'ten ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. 273.854'ten küçük birçok sayı yazabiliriz ama bunların içerisinde en büyüğünü yazmamız gerekirse kendisinden bir tane küçük olanı yazmamız gerekiyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bu sayıdan küçük olan tek veya çift ifadeleri kullanılabiliyor bazen. Buraya da dikkat ederseniz buna göre belirlemiş oluruz. Yani tek dediğinde 53, çift dediğinde 52'ye inmemiz gerekebilir. Yine burada bu ifadeden küçük bir sayımız olacak. 374.529'dan küçük olan nedir? 528 olarak belirtilebilir. Şimdi alttaki örneklerimizle devam edelim. Çok güzel örnekler var burada da. 4 basamaklı en küçük tek sayı dediğimizde ne yapıyoruz? 4 basamak yazıyoruz ve en küçük sayıları kullanmaya çalışıyoruz. 1000 en küçük sayıdır fakat tek dediği için 1001 olarak sayımı belirlemiş oldum. 4 basamaklı en büyük tek sayı dediğinde ise 9 ile başlamam gerekiyor. 9, 9, 9 tek dediği için sona da 9 yazabiliyorum. Burada rakamları farklı diyor mu demiyor mu bu kısımlar da çok önemli. Yine devam ediyorum. 4 basamaklı en küçük çift sayı. 1, 0, 0, 0 diye yazdığımızda 1000 sayısı hem en küçüktür
hem de çifttir. Yine 4 basamaklı en büyük çift sayı dediğinde 9, 9, 9, 8 şeklinde yazarak 9998 sayısına ulaşabildik. Neden? Çift dediği için sonunu çift olarak belirlemiş olduk. Burada biraz daha zorlaştıralım örneklerimizi. Bu rakamları kullanarak, bir kez kullanarak oluşturulabilecek sayılar olacak. 4 basamaklı bunları belirleyeceğiz. En büyük doğal sayı diyorsa ne yapacağız? 6, 4, 3, 0. Yani rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. En büyük çift dediğinde ise yine aynı sayıyı yazabiliriz. 6430 sayısı çünkü hem en büyüktür hem de çifttir. Fakat en büyük tek doğal sayı dediğinde 6, 4, 3, 0 yerine 0, 3 yazıyoruz çocuklar. Neden? Sonunun çünkü tek olmasını istiyoruz. Yine en küçük doğal sayı dediğinde ne yapıyoruz? 0'ı başa yazamadığımız için 3'ü başa yazıyoruz. Sonra 0, sonra 4, sonra 6. 3046 sayısı olmuş oldu. En küçük çift doğal sayı zaten yazdığımız en küçük sayı aynı zamanda çift bir doğal sayıdır. Aynısını tekrar yazabildik. En küçük tek doğal sayı dediğinde ise çocuklar burada dikkat ediyoruz. Bu rakamların içerisinde tek olan sayı 3'tür. Bu nedenle 3'ün mutlaka sona gelmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz daha sonra? Diğerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Sıfırı da başa yazamadığımıza göre 4'ü yazacağız, 0'ı yazacağız, 6'yı yazacağız ve sona ne gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Bu ifadelere biraz dikkat edelim. Bugünkü videomuzun son konusu olan örüntülerle çalışmamıza devam ediyoruz. Konuyu anlattıktan sonra çok güzel sorular var. Merakla beklemenizi tavsiye ederim. Örüntü nedir? Belirli kurallara göre dizilmiş olan sayı dizilerine sayı örüntüleri denilir. Bazen şekillerin de dizili olduğu, belirli bir kurala göre dizili olduğu örüntüler vardır. Bunları da sayı örüntüsü değil, şekil örüntüsü diyoruz. Örüntülerde mutlaka sayıların arasında ne vardır? Bir kural vardır ve bu kuralı bulursak örüntünün nasıl devam edeceğini belirlemiş oluruz. Şimdi buradaki örneğe bir bakalım. 3, 7, 11, 15, 19 şeklinde devam eden örüntüde her bir terimin bir sonrakine geçişte dörder tane arttığını görüyoruz. Bunu belirledikten sonra ne yapabiliriz? Örüntüyü devam ettirebiliriz. 19'a 4 eklediğimizde 23, 4 eklediğimizde 27. Tabii ki de örüntüler her zaman bu kadar kolay olmaz. Bir diğer kısmına bakalım. Bize bu sefer bir kural verilmiş. Bu kurala göre ne yapmamız isteniyor? Örüntü yazmamız isteniyor. Diyor ki örüntünüze 8'den başlayın, sayıları 5 tane arttırın, 2 tane eksiltin. Örüntümüzü 8'den başlattık. Kurala göre 5 tane arttırdık. Ne oldu? 13 sayısını elde ettik. Daha sonra ne yapıyoruz? 2 tane azaltıyoruz. 11'e düştük. Tekrar 5 tane arttırıyoruz. 16'ya çıktık. Tekrar 2 tane azalttık. 12'ye düştük. 5 tane arttırdık. 19. 2 tane azalttık. 17 şeklinde örüntümüze ne yaptık? Devam ettik. Bir diğer örneğimize bakalım şimdi birlikte. Bir diğer örneğimizde ne varmış? Burada örüntümüzde 9, 18, 23 şeklinde devam eden bir örüntü var. Ne yapacağız? Dikkatli bir şekilde 19, 18, 23. Ne yapıyoruz? İlişkiyi bulmaya çalışıyoruz. 19'dan 18'e bir tane azalma söz konusu. 18'den 23'e ise 5 tane artış söz konusu. Burada yine gördüğümüz iki tane sayı var. Hemen onların arasına da bir bakalım. Eksi 1, bir tane azalma var. Demek ki eksi 1 artı 5. Eksi 1 artı 5. Eksi 1 şeklinde devam eden bir örüntü olsa gerek. Ne yapıyoruz sırada? Eksi 1'imiz var. 23'ten 1 çıkardığımızda ne oldu? 22 oldu. 22'ye 5 tane eklediğimizde 27 sayısına ulaştık. Bir tane çıkardık. 26. Sırada ne yapıyoruz? 5 tane ekliyoruz. 26'ya 5 eklediğimizde 31 sayısına ulaşmış olduk. Peki soruda bize ne sorulmuş? Üçgen işareti ve kutu işareti, kare işareti yerine gelen sayıların toplamı. Kare yerine 31, üçgen yerine 22. Bu iki ifadeyi topladığımızda 53 sayısına ulaşmış olduk. Şimdi isterseniz birbirinden güzel örneklerle örüntü konumuzu tamamlayalım. Gerçekten birbirinden güzel sorular. Dikkatle izleyelim. 3'ten 7'ye örüntümüzün 4 tane artış olduğunu görebiliyoruz. 7'den 15'e ise 8 tane artış olduğunu, 15'ten 31'e 16 tane artış olduğunu, 31'den 63'e 32 tane artış olduğunu görebiliyoruz.
Burada bir kural var dikkat ettiyseniz çocuklar. 4 artış, 8 artış, 16 artış, 32 artış. Yani her bir örüntü geçişinde, her bir terimden diğerine geçişte ilk artışın 2 katı kadar artış söz konusu. 4'ün 2 katı 8 artmış. 8'in 2 katı 16 artmış. 16'nın 2 katı 32 artmış. O zaman sıradaki sayımızda 32'nin 2 katı 64'ün artması gerekiyor. 32'nin 2 katını bulmak için yanda bir çarpma işlemi yapalım. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6. Demek ki burada tam 64 tane artışa ihtiyacımız var. Ne yapalım o zaman? Sıradaki sayımız olan 63 ile artması gereken 64'ü birbiriyle toplayalım ve 127 sayısına ulaşalım. Gerçekten güzel bir örüntüydü. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Yandaki sorumuza geçecek olursak, yukarıdaki şekilde sayılar arasında bir ilişki varmış. Yani burada verilen sayılarla karşılarına çizilmiş oklarla belirtilen sayıların arasında ne varmış? Bir ilişki varmış. Soru işareti yerine ne gelmeliymiş? Bir bakıyoruz, bir inceliyoruz. 3, 6 ve 9 var. 56, 11, 85, 13. Sanki şöyle bir şey söz konusu. 3 ile 6, yani 36 sayısının rakamları olan 3 ile 6'yı topladığımızda karşı taraftaki 9'a ulaşıyoruz. Yine burada 56 sayısının rakamları olan 5 ile 6'yı topladığımızda 11'e, yani buraya ulaşıyoruz. Galiba kural belli oldu. Yine de emin olmak için bir tane daha bakalım. 85 sayısının rakamları olan 8 ile 5'i topladığımızda 13. Gerçekten doğru. Demek ki kuralımız belli. Biz artık sona geçebiliriz. Burada verilen sayının rakamlarını toplayarak karşıdaki ifadeyi buluyoruz. O zaman bizim soru işaretiyle belirtilen sayımız kaç oldu? 9 olmuş oldu. Yine güzel bir örnekle devam ediyoruz. Burada da bir kural söz konusu. Yuvarlağımızdaki sayılar belirli bir kurala göre dizilmiş. Ok işareti bize hangi yönde gideceğimizi gösteriyor. Yıldız yerine gelmesi gereken sayıyı bulacağız. 3, sonra 4 olmuş, sonra 6 olmuş, sonra 9 olmuş. Bir bakalım neler olmuş. 3'ten 4'e geçerken bir tane artış söz konusu. 4'ten 6'ya geçerken 2 tane artış söz konusu. 6'dan 9'a geçerken 3 tane artış söz konusu. 9'dan 13'e geçerken 4 tane artış söz konusu. Demek ki 1 artış, 2 artış, 3 artış, 4 artış. Sıradaki artışımızın ne olması gerekiyor? 5 artış olması gerekiyor. Yani en son kaldığımız sayı olan 13'e 5 tane artışı eklediğimizde 18 sayısına ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk ve son örneğimizle devam ediyoruz. Burada ise şekiller ile şekiller ve içindeki sayılar belirli bir kurala göre dizilmiş. Bakıyoruz, burada akıllı davranmak gerekirse çocuklar, ortadaki sayıların büyük olduğu, kenardaki sayıların küçük olduğu dikkatinizi mutlaka çekmiştir. O zaman biz bu kenardaki sayılarla hangi işlemi yaparsak ortadaki sayıya ulaşabiliriz? Sanki en mantıklısı çarpma gibi duruyor. Çünkü çarptığımızda sayılar çok kolay bir şekilde büyüyebiliyor. Deneyelim isterseniz. Önce 2 ile 3'ü çarpalım. 2 çarpı 3 nedir? 6'dır. 2 ile 3'ü çarptık. Şimdi bulduğumuz sonucu buradaki 4 ile çarpalım. 6 kere 4 24. Gerçekten ortadaki sayımıza ulaşmış olduk. Ama bu bir tesadüf de olabilir. Bu nedenle ikinciyi de denemek zorundayız. Önce ne yapıyoruz? 4 ile 3'ü çarpıyoruz. Ne oluyor? 12 oluyor. Şimdi 12 ile de 5'i çarpıyoruz. 12 ile 5'i çarptığımızda da 60 olur. Demek ki kural artık belli olmuş oldu. Aynı kuralı burada uygulayacağız. 6 ile 5'i çarpacağız. 6 kere 5 30'dur. Daha sonra 30'la da 7'yi çarpacağız çocuklar. 3 kere 7 21'dir. Yanına bir de 0 koyduğumuzda kısa yoldan 210 sayısına ulaşmış olduk. Gayet güzel 4 tane örnek çözmüş olduk. Bizleri izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız sizler için faydalı olmuştur. Yeni konumuzda toplama işlemiyle ve çıkarma işlemiyle birlikte olacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.